1000 TL'yi bilgisayarını konsol üstüne çevirmek istiyorsan bu video tam sana göre. Selam yüksek frekanslar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kısa keseceğim, birazcık da gündemden uzaklaşalım, biraz oyun oynayalım istedim. Herkes bayağı bir gergin. O yüzden bugün sizlerle birlikte Monster Pusat Clutch modelli gamepad'i inceleyeceğiz. 1000 TL'lik fiyatı var. Sizler için FPS türü oyunları hem telefonda hem de bilgisayarda denedim. Şimdi isterseniz arkanıza yaslanın da frekans vermeye başlayalım. Dostlar, ürün klasik bir paketlemeyle geliyor. Yeşil ve siyah teması zaten oyuncuyu cezbeden renkler. Ek olarak ben temel özellikleri de ekrana yansıtmak isterim. Titreşim ve hareket sensörü gibi dikkat çeken detaylar da var. Kutu içeriği oldukça zengindi, içerisinden epey bilgilendirici bir Türkçe kılavuz çıkıyor. Buradan bağlantı tiplerini ve şekillerini öğrenebilirsiniz, mutlaka okuyun. Ek olarak oldukça uzun bir C tipi kabloyla geliyor, değerlendirebilirsiniz. Bununla birlikte değişebilir D-pad var. En güzel yanı da şuydu, gamepad ile birlikte yanında mobil cihaz tutucu çıkıyor. Kauçuk destek ayaklarıyla desteklenmiş ve her türlü telefonu rahatlıkla kavrayabilecek güçte. Telefonu rahatlıkla oturtabiliyorsun, sonra katlayabiliyorsun. Katlanabilen bir yapıda olsa da ön tarafta bazı tuşları son raddede engelleyebiliyor. Tam açık halinde ise telefon takılırsa gamepad sabit kalabiliyor. Bakın, bu kısım çok önemli. Bence en mükemmel kısmı bu olsa gerek. Kademe kademe telefon tutucu gibi açıyı ayarlayabiliyorsunuz. Denge merkezini sağlamak için ayak bile koymuşlar. Bunu isterseniz ayrı olarak da değerlendirebilirsiniz. Gamepad'in kullanım alanını epey genişletmek istemişler. Şimdi kontrolcü klasik bir his sundu. İlk elime aldığımda muazzam bir şekilde etkilendim diyemem. Çünkü yüzey kalitesi yumuşak bir histen ziyade gelenekseldi. Çok hafif diyemem. Tuşların yön ve konumunu beğendim. Analog hissi ise yine yumuşak değildi. En azından üstte kauçuk bir hat olabilirdi. O kaliteli dokunuş hissini tadamadım. Eleştirebileceğim kısım buydu. Bununla birlikte parlak siyah yön tuşları parmaktan kayabiliyor. Aynı şey sağdaki şeffaf tuşlar için de geçerli. Çabuk terleyen bir eliniz varsa uzun süreli kullanımda tuşlar tutuculuğunu bir kademe kaybediyor. Tamam, kaybediyor derken kontrol edemiyorsun anlamına gelmesin. Ne demek istediğimi anlarsınız. Beraberinde gelen ek D-pad bağlantı da keza öyleydi. Bu arada manyetik bir şekilde yön tuşlarını değiştirebilmeyi isterdim. Tak çıkar kısmı biraz zorladı. Aynı şey arkadaki gizli bölmeyi açarken de başıma geldi. Biraz tak çıkar faslı uğraştırıyor. Telefon aparatını da sökerken yine zorlanmıştım. Ama birkaç denemeden sonra alışıyorsun. Mesela şunu çok beğendim. Manyetikli gizli bir alan var. USB dongle'ı hemen koyabiliyorsun, saklayabiliyorsun. Mesela GC30V2 kontrolcüm vardı. USB koyacak yer yoktu. O yüzden pusatı kolayca yanımda taşırken içim rahat edebilir. Genel olarak dayanıklı duran bir malzeme kalitesi olsa da doku kalitesi bakımından premium bir his sundu diyemem. Takdir ettiğim kısım gövdenin güven vermesi ve elden kaymamasıydı. Ayrıca bağlantı tepkilerinin hızlı olmasıydı. Bununla birlikte yön tuşları gereksiz çapraz hamle yapmıyor. O yüzden oyun oynarken keyif alacağınızı düşünüyorum. Çünkü yapacağınız hamleler tutarlı olacaktır. Tablet, telefon ve bilgisayara rahatlıkla bağlayabilirsiniz. Bu arada GC30V2 karşısında 100 mAh'lik bir pil fazlalığı var. Bekleme 12 saat denilmiş. Uzun süreli aralıksız kullanımda beni 8 saate kadar götürebildi. Aralıklı kullanımda 3 günde bir şarj etseniz yeterli. Hızlı şarj imkanının olması gayet iyi. Modem bağlantıyla gelmesine sevindim. LED göstergeleri şık duruyor. Clutch titreşimli geri bildirim, turbo modu gibi özelliklerle de desteklenmiş. En bomba kısmı potansiyometre ile gelmesi. FPS oyunlarında, tetik yarış oyunlarında gaz ve frende kullanılan LT ve RT tuşları farklı kuvvetleri farklı şekilde işleyebiliyor. İster avan ister hassas kullan. Elbette oyun deneyimine katkı sağlayacaktır. Ayrıca turbo moduyla tek bir harekette combo gerçekleştirebiliyorsun. Bu arada siyah ve yeşil seçenekleri olan bu ürünü Bluetooth destekli hemen hemen tüm cihazlara bağlayıp sıkıntısızca kullanabilirsiniz. Açıkçası tasarımı klasik bir düzeyde buldum. Öyle çok büyülendiğimi söyleyemeyeceğim ama iş görür mü görür. Bilmiyorum, sizler nasıl buldunuz, lütfen yorum olarak bırakın. Şimdi arkadaşlar, B ile Home tuşuna basılı tuttuktan sonra Android cihazda eşleştirebildim. Hem yön tuşlarıyla hem de analogla işlerimi çözebiliyorum. Bakalım, tekme atalım. Kılıç sokalım, bir şeyler yapalım. Vay canına, yuh. Ne yaptın hacı? Abi öldürdün. Of of of.
Tamam hacı ya. Bırak savaşayım. Bitti, bu kadar. Yalnız tepkiler gayet iyi. Hiçbir problem yok. Bütün tuşları rahatlıkla kullanabiliyorum. Bu arada istediğiniz oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Tuşları atarsınız, bir şeyler yaparsınız. Yani Android destekli olduğu için yapabileceklerinizin pek bir sınırı yok. Bir bakıma aslında telefonunuz direkt oyun konsoluna çevriliyor. Şu aparatın olması da gayet iyi. Şimdi FPS türü oyunları oynayabilecek miyiz? Beraber test edeceğiz. Uzun süre oynamadığınızda cihaz kendisini bekleme moduna alıyor. Oyunluluk konusunda hiç problem yaratmadı bu arada denediğim oyunlarda. Buna sevindim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Sadece ateş tuşunu bulamadım. Onu nasıl çözeceğiz? Şu ayarlara bir gireyim. Dostlar, bir şekilde tuş atamak lazım. Bunun nasıl yapıldığını çözemedim. Ama kurcaladıkça belki bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü burada ayarlarda gösteriyor. Oyunundan oyununa fark vardır mutlaka. Şimdi dostlar, Half-Life'ı kontrolcüyle oynayacağım. Geliyoruz abicim. Buradan kolayca analogla kontrol edebiliyorum. Şu an oyuna girdim. Güzelce dolaşabiliyorum, oynayabiliyorum. Tabii tuşları biraz haritalaması uzun sürse de bu kontrolcüyle alakalı değil. Kullandığım 3. parti uygulamayla alakalı. Bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok. Eğilebiliyorum, kalkabiliyorum. Güzel. Hareketleri yapabiliyorum yani, bir sıkıntı yok. Sadece home tuşuna basmam yetti. Street Fighter'a girdik. Şimdi oynayacağız. Aynen, oynayacağız. Otomatik olarak zaten tuşları atadı. Benim hiçbir şey yapmama gerek yok. Yerleri de belli. Bu arada ürünün titreşim şiddetinin gayet yeterli olduğunu da eklemeden geçemeyeceğim. Baya böyle elimde rahatça hissedebiliyorum. Hadi daha adamı. Ben sadece buna basacağım. Böyle milleti deli ede ede oyun kazanmışlığım var, biliyor musun? Oğlum, bu beni yer. Oha! Adam combo üstüne combo yapıyor. Ben hiçbir şeyi bilmiyorum ki. Güzel güzel. Arka tuşlar da çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Hadi oğlum. Hadi be. Ha, resmen yani ne diyeyim, embesil gibi hiçbir komboyu bilmeden kazanabileceğime inandım ya. Olmadı be. Şimdi arkadaşlar, çocukluğumun oyunlarından biri olan Crash'e girdik. PSP versiyonu. RetroArch üzerinden oynuyorum. Hiçbir ayar yapmama gerek kalmadı. Xbox 360 controller olarak tanıdı. Ve şu anda bir sıkıntı yok. Spin atalım, tamam. Bir ara grafik ayarlarını yapmam lazım ama ya, bu emülatörün. Ha tamam, anladım. Analogla kontrol etmem lazım. Hadi baba, atla. Çok zevkli ya. Aslında bakarsanız yani böyle orta segment ya da giriş seviyesi bir bilgisayarınız varsa kontrolcü alıp çok rahat, hiç konsola para harcamadan böyle keyif çatabilirsiniz emülatörlerle. Tamam, güzel, okey. Ama eleştirebileceğim bir kısım var. Mesela alttaki tuşlar çok uzun bir mesafeye sahip. Yani tetiklenme mesafesi daha kısa olabilirdi. Bir de tuşların ses şiddeti geri bildirimi yüksek. Bu arada geri bildirim şiddetini seviyorsanız okey, onda bir sıkıntı yok. Fakat bir bakıma birazcık daha sessiz olmalarını isterdim. Sonuç olarak performansını beğendim. Gerçekten de hani fiyatına baktığımda telefonu gamepad'e çeviren basit 200-300 liralık aksesuarlar almak yerine hem telefon hem de bilgisayarda kullanabileceğim bir model almak daha mantıklı geldi bana. Son olarak artı ve eksileri de şöyle yerleştirdim ki tercih her zamanki gibi size kaldı. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Ama paylaşın. Videoyu paylaşın.